Teşekkür ederim. Birkaç ustada arayayım, izin verir misiniz? Tabii, buyurun. Şimdi birincisi, Sayın Turat ifade etmişti. Türkiye'de keşke adil bir yargılama olsa da MPK'nin iddiaları üzerinden soruşturmalar açılsa diye. Elbette katılıyorum. Aksi oldu. Sedat Peker'in iddialarını paylaşım konusu yapan insanlar hakkında dava açıldı. Suçu ve suçlu yönme suçlaması bakımından. Değerli meslektaşım Ali Pekcan herhalde teyit edecektir. Ortada suç ve suçlu kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmadığı için henüz yok. Dolayısıyla günün birinde olsa belki bu isnat değerlendirilebilir. Ama bugün itibariyle Sedat Peker varsayımsal olarak suçlu olduğu olarak kabul eden ve onun hakkında onun yapmış olduğu paylaşımları retweet eden, onun fotoğrafını paylaşan, bırakın paylaşımlarını retweet etmeyi, sadece fotoğrafını paylaşan, kendisinin onunla çekilmiş fotoğrafı paylaşan genç insanlar hakkında sayısı 500'e yakın suçu ve suçluyu övme suçundan dava açıldı. Başka bir şey oldu. 600'e yakın insanın pasaportu iptal edildi. Bu konuda bağımsız Türk yargısı hala o hakkı elinde bulunduran yargı mensuplarının vermiş olduğu iptal kararları üst mahkemelerden döndü. Pasaportu iptal edilenlerden birinin ben olduğumu da hatırlarsınız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası hukuk nezdinde bir kimseyi savunması savunmasız bırakmayı göze aldı. Ve avukatların tamamını bila istisna pasaportlarını iptal etti. Yani dönemin Barolar Birliği Başkanı ve dönemin Adalet Bakanı sanırım devreye girdi. Bu yanlıştan Türkiye döndü ama bizimle ilgili yanlıştan dönmesi başka yanlışlardan arındığını ve döndüğünü göstermiyor. Başka bir şey oldu. Bakın Mayıs ayında ilk videolar yayınlanmaya başlanmıştı. Evet, keşke bu isnatları doğrudan net doğrular olarak kabul etmek durumunda değil hiçbir savcı. Ama bu iddiaların doğru olup olmadığını... İddia yani. İddiadır. Evet, makul şüphe var mı, kuvvetli şüphe var mı, yeterli şüphe var mı, soruşturma için gerekli veri var mı, bunu değerlendirmek ve soruşturma açmak durumundaydı, değil mi? Ama tersi oldu. Mayıs 2021'den sonra Sedat Peker hakkında iki örgüt davası açıldı. Bana az önce sual ettiğiniz konu da bununla ilgili. Yani Türkiye'de hakkında kırmızı bülten talep edilen iki dosyada Mayıs 2021'den sonra açıldı. Ve bunlardan bir tanesi Bursa'da açılan davayı hatırlayacaksınız. Daha sonra, daha önce, yani aşağı yukarı sanırım 2019'un güz aylarında hakkında takipsizlik kararı verilen dosyada, takipsizlik kararı veren savcı tarafından bir dava açıldı. Ve sizin programınızı anlattığımı hatırlıyorum. Bu davada kendisi hakkında tek kişilik iddianame, kendisine tebliğ edilmeden hakkında yargılama başladı. Ceza mahkemeleri kanunu çerçevesinde zorunlu müdafi, tebligat yapılmadan, bizi görevlendirmesine olanak vermeden zorunlu müdafiyle 6 ay gıyabi yargılama yaptılar. Bu çok ilginç. Bakın onun dışında İstanbul'da var olan 92 sanıklı örgüt dosyası. Bakın Bursa'daki davada şu an kaç tanık var biliyor musunuz Sayın Molla Bey? Sıfır. Hiç yok. Yani Sedat Peker'in lideri olarak kabul edilen bu isnatla kırmızı bülten çıkarılan davada şu an tek tutuklu sanık yok. İstanbul'da 16 ağır ceza, Anadolu 16 ağır cezada yürüyen davada 92 sanıkla yürüyen davada sadece 12 tutuklu sanık kaldı. Onların tutukluluk halinin de hukuki dayanaktan yoksun olduğunu söylemeliyim. Yani burada davaları dosyaları anlatmak çok yakışıklı olmaz. Ama şunu söylememe izin verin. Tabii Sayın Pekşen'in ve Sayın Söylemez'in, değerli bakanımın ifadelerini hatırlıyorum. Ve neyi murad ettiklerini anlıyorum. Yani bu tanık koruma programı. Fakat yazık ki buna sahip çıkan bir savcılık makamı olmadığı için Sayın Peker'in bu isnatlarla ilgili bugünkü konumu savcılık konumu hala. Çünkü hala iddia makamı. Günün birinde gerçekten bu ifşalar nedeniyle Türkiye adil, makul, linç ve öfkeyle değil, bir rövanşist duyguyla değil, gerçekten yüzleşmek, aklanmak, tarihini tertemiz etmek, son 20 yılı tertemiz etmek için bir yargılama sürecine girebilirse, o takdirde Sayın Peker'in de burada sıfatının ne olduğu önemli olmaksızın herhalde sözüne başvuracaktır bağımsız Türk yargısı. Ama şunu ifade etmeme izin verin. Yani bir koruma talebi ve koruma gereksinimi olmayan bir tanık olacaktır. Dolayısıyla tanık koruma programından yararlanmasına da sanırım ülke o günü görürse hiç ihtiyacı olmayacaktır. Çünkü tanık koruma programı temelde tanığın isnat altında olan sanığın baskısından, etkisinden korunması için getirilmiş olan bir program. Türkiye o günü görürse zaten Sayın Peker'in, sizin, benim, Türkiye'de Sayın Peker'e ait de değil. Bakın, Türkiye'de öyle genç gazeteciler var ki söylenmeyeni söyleyen, yargılanmayı göze alan,
mahkumiyeti göze alan, cezaevini bir alternatif ev haline getirmiş neredeyse bağımsız gazeteciler var. Türkiye bu insanlara da çok şey borçlu. Dolayısıyla şu anda iki kırmızı bülten var. Kırmızı bülten talebi var Sayın Peker hakkında. Bu iki kırmızı bülten talebi de biliyorsunuz Interpol'de kırmızı bülten talebi şöyle değerlendiriliyor. İsnat edilen eylem hukuki mesnediye sahip mi değil mi? Hukuki dayanağa sahip mi değil mi? Burada bir karar verici var, bir de denetleme komitesi var. Bazen karar vericinin almış olduğu kararı daha sonra hukuki meslekten yoksun kabul edip bu kararı kaldırabiliyor. Sayın Peker hakkında kesinleşmiş bir kırmızı bülten yakalama kararı şu anda yok. Denetleme komitesi içinde değerlendiriliyor. Yurt dışındaki avukatları bunu takip ediyorlar. Hı hı. Ve bakın Haşimi, Irak Cumhurbaşkanı yardımcısı hatırlarsınız. Irak'ta kalan ve idama mahkum olan hükümet görevlilerinin dışında Haşimi Türkiye'deydi. Ve Haşimi hakkında bir kırmızı bülten kararı vardı. Ama Haşimi hakkındaki iddiaları hukuki meslekten yoksun kabul etti. Kırmızı bülten talebini kaldırdı. Başka bir şey daha var. Talep eden ülkenin adil bir yargılama yapacağını, siyasi baskı ve tahakküm altında bırakmayacağını yargılama makamını kanıtlaması gerekiyor ilgili devletin. Türkiye'nin çok yakında gündemine geldi. Hatırlıyorsunuz Sayın Molla Veysoğlu, Haiti Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde adı geçen, suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen, sanırım bir mahkumiyeti de var Haiti Devleti Yargılama Makamı tarafından verilmiş. Bir kimse hakkında sanırım buraya yazdım notumu, onu da sizinle paylaşabilirim. Handel Türkiye'de yakalandı. Kırmızı bülten infaz edildi. Ama Türkiye devleti itiraz etti Haiti devletine. Dedi ki senin ülkende zorla çalıştırma yasağı var. Ben sadece soruşturmanın ve kovuşturmanın değil infazın da adil olacağına inanmazsam sana iade etmem. Türkiye devleti bu itirazda bulundu. Türkiye devletinin itirazı haklı. Çünkü Türkiye devletinin tarafı olduğu 6706 sayılı adli yardımlaşma yasası da bir kimsenin ancak adil yargılanması hususunda hiçbir kuşku yoksa kırmızı bülten kararının infaz edilebileceğini ve kırmızı bülten kararının infaz edilmesi ardından da suçların iadesi müessesiz bağlamında iadeye konu edilebileceğini söylüyor. Bakın sadece soruşturmanız değil, evet, sadece kovuşturmanız değil, aynı zamanda infaz yöntemleriniz de. Türkiye hakkında bakın bununla da yüzleşmek zorunda. Ankara Barosu'nun cezaevlerine ilişkin raporu çok yakında yayımlanmadı ama yabancı dillere çevrildi ve internette yayınlandı. Türkiye infaz hukuku bakımından da çok ciddi isnat altında, zan altında şu anda. Dolayısıyla yani kırmızı bültenin ve iade anlaşması olmamasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyasal sahiplerle Peker'i ya da siyasal suçlama altında başkaca kimseyi iade edebilmesi Birleşik Arap Emirlikleri dışında başka devletler içinde ancak Türkiye'deki yargılamanın siyasal tahakkümden kurtulması, soruşturma ve kovuşturma makamlarının siyasal baskıdan kurtulması, infaz mekanizmasının Türkiye'nin 20 küsur yıl önce de bıraktığını sandığımız o isnatlarla tekrar anılır olmaması gerekir. Hangi suç isnadı altında olursa olsun, evet, herkesin adil yargılanmak ve eğer mahkum edilmişse infazını insani, insana yakışır koşullarda çekmek gibi bir hakkı vardır. Bu uluslararası bir haktır. Çok teşekkürler Sayın Ersan Barkın. Hakikaten çok net özetlediniz. Hem Peker'in Türkiye'deki dava dosyalarının içeriğiyle ilgili hem de iade konusunda hangi kriterlerin gerçekleşmesi gerektiğini çok net şekilde ifade ettiniz. Çok teşekkürler Sayın Barkın. Vallahi bir seçim sürprizi olur mu diye ifade ettiniz ya. Bir seçim sürprizi olur mu? Bir seçim kampanyasının, evet, bir parçası olur mu dediniz. Yani olmaz diyorsunuz. Hukukçu, evet, olamaz. Hukukçu kimliğimden bence Sayın Pekşen'e söz verseniz söylemek istediklerimin tamamını zaten çok mazhar bir insan olduğu için benden çok daha öte söylüyor. Sanırım buna da yanıt verecektir. Sanırım bu kendini ayağından sıkmak olur. Evet, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, süremizi oldukça aştık. Hemen reklam arasına gideceğim. Sayın Sunat'a çok teşekkür ediyorum. Sayın